Konya'da şiddet gören bir kadını korumak isterken cinayet işleyen Kadir Şeker gerçekten suçlu mu yoksa cinayet işlemesine rağmen masum mu? Hayatını kurtardığı kadın ifadesini değiştirdi. Özgür beni dövmüyordu dedi. Hem Kadir Şeker'in ailesi hem de öldürülen Özgür Duran'ın ailesi bakın nasıl isyan etti. Çocuk geçerken kadının ağlamasına dayanamıyordu. Duygusal bir çocuk. Bıçak eline gelmiş. Neden tek darbe kalbine? Bacağına değil, karnına değil, koluna değil de. Bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Bir tarafta 20 yaşındaki Kadir Şeker'in, diğer tarafta hayatını kaybeden 32 yaşındaki Özgür Duran'ın babası. Birinin oğlu mezara, diğerininki cezaevine girdi. Cinayetteki neden-sonuç ilişkisi Türkiye'nin gündemine oturdu. Tıp öğrencisinin yönünde kalem olması lazım, bıçak mı olması lazım? Tepki gösteriyor yani, müdahale ediyor. Anlık bir olay gelişiyor işte. Sosyal medyada Kadir kahraman. Ellerinden gelse oğlumu mezardan çıkartıp cezaevine koyacaklar. 20 yaşındaki Kadir üniversiteye hazırlanıyordu. Kütüphaneden çıkmış teyzesinin evine doğru gidiyordu. İddiaya göre yürüdüğü parkta Özgür Duran'ın bir kadını darp ettiğini gördü. Kadına demiş niye eziyet ediyorsun? Kadın da demiş ki benim o eşim. Tartışıyoruz. O anda bıçağı çıkartmış. Kadının ağlamasına dayanamıyor. Vicdansız bir insan değiliz ya biz. Oğlum da alkolüymüş. Demiş git bu boğuşma anında kalbine bıçak geliyor. Kadir ifadesinde o bıçağı kendini korumak için taşıdığını söyledi. Tutuklanmasıyla sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Cinayetin meşru müdafaa olduğunu savunanların sayısı bir hayli fazlaydı. Çocuk kadını kurtarmasaydı o adam kadını öldürecekti belki de. Kadir 20 yaşında, benim oğlum 32 yaşında. Kadir'in tıp öğrencisiymiş, olacakmış, hayalleri varmış. Benim oğlum beklentisi, hayatta beklentisi yoktu. Neymiş? 19 dosyası varmış. Buna devlet karar verir, millet karar veremez ki. Ve darp iddialarının odağındaki o kadın, Özgür Duran'ın kız arkadaşı ifade değiştirdi. Önce Duran'ın kendisini dövdüğünü, Kadir'in de kendisini kurtardığını söyleyen kadın bu kez darp iddialarını reddetti. Sadece tartışıyorduk dedi. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi. Artık son söz yargıda. Ben Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık. Bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz.